Kütahya'da Çinigaz, Doğalgaz, AŞ'ye soba borusu ile tepki. Yapılan basın açıklamasına siyasi partilerden Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Demokrat Parti yöneticileri ve ayrıca Kütahya Belediye Meclisi üyesi, inşaat mühendisi Rüstem Kumdalı ve çok az sayıda Kütahyalı katıldı. Kütahya'da yayın yapan yazılı ve görsel basının hiçbirisinin basın açıklamasına katılmadığı da dikkatlerden kaçmadı. Tüketici Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Nazlı, Sevgi Yolu Cumhuriyet Caddesi Küçük Park önünde yaptığı açıklamada isim vermeden iktidar partisini ve iktidar partisinin milletvekillerini eleştirdi. Tüketici Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Nazlı, güçlünün değil haklının yanında olun dedi. Sosyal medyada klavye başında Çinigaz'ı eleştiren Kütahyalıların katılımı çok az oldu. Kütahyalıların yapılan basın açıklamasına çok fazla katılım sağlamaması sadece sosyal medyada donkişotluk yapmayı tercih mi ediyorlar sorusunu akıllara getirirken adeta görünen köy kılavuz istemez sorusunu da akıllara getiriyor. Tüketici Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Nazlı, açılan davaya Tüketici Konfederasyonu olarak müdahil olduklarını açıkladı. Ali İhsan Nazlı yaptığı açıklamada şunları söyledi. Güçlünün değil, haklının yanında olun. Havaların soğumasına ve kış ayının yaklaşmasına istinaden geçmişe dönük olarak EPDK'nın 29.07.2018 tarihinde yönetmeliğe istinaden ön ödemeli sayaçlarda ek fatura çıkarılarak tüketicilerimize ek külfet getirilmektedir. Abonelerden 29.07.2018 tarihinde çıkarılan yönetmelikle tüketiciye ek fatura ödemesine zorunlu bırakan kış ayının yaklaşması ile halkın imkanları çerçevesinde alacağı 50-100 TL'lik gaz yükleme işleminden dolayı geçmişe dönük olarak ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden almış olduğu ek faturanın ve dolayısıyla bu yönetmeliğin iptal edilmesi gerektiğini ve konunun takipçisi olacağımızı bu hususta biz devamlı gündeme getirmiştik. Yargıya başvuracağımızda her ortamda dile getirdiğimiz halde herhangi bir çözüm bulunmamasından dolayı alınan haksız ücretler için daha fazla sessiz kalmamak için 1-2-2-2-2022 tarihinde federasyon ve derneğimizin üst kuruluşu olan TÜKONFED olarak Tüketici Konfederasyonu olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kütahya Milletvekili Sayın Ali Fazıl Kasap Bey'in de müdahil olmuş olduğu olaya ayrı davalar açılmasına gerek olmadığından dolayı Tüketici Konfederasyonu olarak bizler de bu davaya müdahil olmuş bulunmaktayız. Ve bu hususta tüketicilerimizin lehine olan gaz kullanım olaylarının ek faturalarının iptal edilmesi yönünde gerekli çalışmaların takipçisi olacağımızda dernek olarak biz buradan bildirmek istiyoruz. Kutla uğraşıyoruz. Biz sesimizi duyuramadık hiçbir şekilde. Duyurulmaz. Peki beyefendi. Bu iktidar duymaz. Özür dilerim. Gel, İsminizi alabilir miyim? Bayram Gündüz. Bayram Bey, biz bu olaya hiçbir zaman için siyasi olarak bakmıyoruz. Vatandaşların lehine olan... Beyefendi, lütfen bir dinler miyiz lütfen? Siyasi olarak biz bakmıyoruz kardeşim. Bugün hangi haksızlık varsa bizim için karşısında durmaya biz hazırız. Ya arkadaşım biz dava açmış salkın yerine. Daha başka ne yapmamı istersiniz? Bakın bu dava normal şartlarda Çinigaz'a açılacak bir dava değildir. Bu dava bakanlığa açılan 29.07.2018 tarihinde çıkmış olan bir yönetmelik ve karar olduğu için bunun ancak iptali bakanlığa dava açılarak geri çektirilebilir. Yani siz derseniz ki bize bir öneride bulunun, biz yapmaya hazırız. Şöyle şöyle yapılsa daha iyi olur diyorsanız biz buradaki vatandaşlarımıza saygı duyuyoruz. Kaç tane bir imza kampanyası. Bakın beyefendi, ben size şunu söyleyeyim. Olmuyor bu. Peki ben size şunu söyleyeyim. Tamam, ben sizin sorularınıza cevap vereyim. Şimdi beyefendi, biz imza kampanyası yaptık. Bundan bir yıl öncesinde hatırlayan arkadaşlarımız vardır. Ve 250 bin nüfusu olan bir ilde, üzülerek söylüyorum, 35 bin tane de hazır kart kullanan
abonelerimiz söz konusu olduğu halde ne yazık ki topladığımız imza 3980. Ben şunu anlatmak istiyorum. Bakın biz 4 gündür, 5 gündür bunu anons ediyoruz. Biz oysa ki burada halkımızla beraber bir güç gösterisi yapalım dedik. Bu zulümden kurtulalım dedik ama toplanan maalesef siz de haklısınız. Yani bu konuda yapılacaksa buyurun. Bakın şunu da söyleyeyim. Şu anda Türkiye genelinde hazır kart kullanan sadece ve sadece 3 ilimiz mevcuttur. Birisi Kütahya, birisi Ankara, biri de İstanbul'dur. Ve Kütahya'da 35 binden fazla hazır kart kullanan abonemiz vardır. Arkadaşlar bakın, ne olursa olsun açılacak davada verilecek karar sonuçta yargı kararı olacaktır. Yani inşallah lehimize çıkması için biz mücadele ediyoruz. Eğer daha iyi bir düşünceniz varsa ben sizlerden rica ediyorum, bizleri yönlendirin. Biz gerekenin fazlasını yaparım. Ben katılan siyasi temsilcilerimizle rica ediyorum onlara da söz hakkı verilmesini. Burada Aralık ayında %26, Ocak ayında %55,5 zam yapmışlar şeye. Kartlı aldığım gazın ek faturası. Evet. Şimdi bakın. %100 yani bir zam yapılmış. %25 dediler. %100 oldu. Şimdi bakın arkadaşlar, 29.7.2018 tarihinde çıkarılan yönetmeliğe istinaden bunları alıyorlar. Bunlar alınmamış olsa, bugün Kütahya'da bu sıkıntı yaşanmayacaktır. Anlatabildim mi? Yani ben size katılıyorum. Hayır, ben alınması için demiyorum. Aralık'ta %26 iken Ocak'ta %100 zam yapılmış. Ben ona %25 diye onu... Şimdi beyefendi ben size şunu söyleyeyim. Ben burada TÜKONDEP adına Tüketici Sorunları Yardım Derneği Genel Başkanı olarak, tüketici olarak ve Tüketici Etik Değerler Federasyonu adına burada görev alıyorum. Biz elektrik zamları, doğalgaz zamları açısından da dava açıldı. Biz diyoruz ki dernek olarak bizim yapabileceklerimiz bunlardır. Eğer sizler de bize destek verirseniz, ne yapmamızı istiyorsanız biz hazırız diyoruz. Ya biz bilginiz olsun. Teşekkür ederim. Haberim var. Başkanım. Başkanım. 327 lira mı cebinden çaldılar? 327 lira. Doğrudur. 210 lira bir çaldılar, 117 lira bir çaldılar. 327 lira cebinden para çaldılar. Zehirinden zıkkım olsun bu. Maalesef. Başkanım. Buyurun. Birlik burada sokakta olmaz. Evet. Kalıp bu şey müsaadecek. Başka çaresi yok. Doğrudur hocam. Ellerin yurdunda çiçekler açarken bizim ile kar geliyor kardeşim. Bu hududu kimler çizmiş gönlüme? Dar geliyor, dar geliyor kardeşim. Sıra sıra geliyor zamlar başa. Gücümüz kalmadı, bak gözlerdeki yaşa. Mevlam böyle zalimliği vermesin başa. Ödemesi, geçinmesi, dayanması zor geliyor kardeşim. Tüketici Etik Değerler Federasyonu yönetiminin yapmış olduğu hak arama ve tüketicinin sesini duyurmak için bu soğuk günde burada bulunan siz değerli hemşerilerim, öncelikle İslam aleminin mübarek 3 aylarını kutlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu basın toplantısını İnşallah birileri tarafından duyulması ve gereğinin yapılması umuduyla Demokrat Parti İl Başkanı ve İl Teşkilatı olarak buradayız. Değerli hemşerilerim, eskiden şöyle denirdi: sen vergini öde, bu sana yol, su, elektrik olarak geri döner. Bizler verginin kutsal olduğunu, vergi vermeyen bir ülkenin ayakta kalamayacağını bilen bir hareketiz. Ama son zamanlarda ödemiş olduğumuz vergilerin yandaşlara peşkeş çekildiğini, bizlere de bırakın yol, su, elektrik diye dönmesini, tekrar katmerli zamlar olarak döndüğünü görüyoruz. Kütahya'mızın milletvekilini görüyor musun son zamanlarda? Görünmüyor onlar. En ücra mahallede çeşme açılırsa, park, çocuk parkı açılırsa hepsi orada. Şimdi esas duyması gereken onların burada olması, bu değerli tüketici haklarının derneğinin yanında olması lazımdı. Değerli hemşerilerimiz, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyerek
buradayız. Sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Bu sözlerimi fazla uzatmadan bu soğuk günde değerli hemşerilerimiz basın toplantısını gerçekleştiren TÜSİAD yöneticilerini saygı ve sevgiyle selamlıyor. İnşallah bu sorunların giderilmesi için devamlı şekilde takipçisi olacağımızı diyorum. Saygılarımı sunuyorum tekrar. Başkanım, bir de şöyle bir şey var. 2018'de babam vefat etti. Doğalgaz tabii onun üstünde yaklaşık tahminim 6-7 senedir. Gittim, ölüm ilanını aldım, veraset ilanını aldım. Çinigaz'a gittim, dedim böyle böyle babam vefat etti. Bunu annemin üstüne şey yapalım, isim olarak diye. Çünkü ileride Çinigaz'la ilgili bir problem çıktığı zaman faturada kimin ismi yazılıysa onu isteyecekler. Şimdi bana dedikleri şöyle bir şey. Dediler varisler gelecek. Aboneliği kapatacağız dediler. Ama yıllar önce o zaman dolar üzerinden almışlardı. 235 dolar. Evet, 235 dolar. Dediler bunu o zamanki TL üzerinden geri vereceğiz size. O da 100 küsür yapıyor. İşte 150-200 civarı. Dedim. Varislere dediler bunu vereceğiz. Biz dedim para problem değil ya. Şeyinden değil. Sonra ne olacak dedim. İsim değişecek mi? Hayır dediler. Yeni abonelik alacak. 700 küsür abonelik. Tekrar abone parası. Ne gerek var yani? Bu zulüm niye? Şimdi ben şunu açık ve net olarak söylüyorum. Burada yani ben tanıyan beni şahsımı tanır. Siyaseti biz derneğe siyaset olarak algılama olayında değiliz. Bizim çünkü derneğimizde her görüşten arkadaşlarımız var. Çünkü dernekçiliğin asıl amacı nedir? Tamamen tüketicinin A Parti, B Parti, C Parti'nden olmasını, onların işlerini yapması değildir. Tamamen herkesin işini yapması gerekir. Biz o gözle bugüne kadar bu yola çıktık. Ben şunu açık ve net söyleyeyim. Şu anda o sizin dediğiniz olayda maalesef birilerinin siyasi anlamda nemalanmalarından dolayı maalesef bu külfet halkın üzerine yıkanıyor.